Yaz sofralarının baş tacı olan karpuzdan vazgeçmek mümkün değil. Hal böyle olunca yapılacak en iyi şey karpuz konusunda olabildiğince bilinçlenmek. Bu yöntemler sayesinde seçtiğiniz karpuzun ne kadar doğal olduğunu anlamak çok kolay. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bazı sağlıkçılar ve çevreciler bu kimyasalın vücuda girmesi sonucunda kanseri tetikleyebileceğini söylemekte. Oysa Amerika Gıda Dairesi bunun aksini iddia ederek yapılan çalışmalarda insanlar ve hayvanlar üzerinde herhangi bir yan etki görülmediğini belirtiyor. Bizi kararsız bırakan hormonun tek zararı kanser değil. Resmi makamların güvenli raporlarına rağmen sivil kuruluşların iddiaları devam ediyor. İddialara göre florfenuron isimli büyüme hormonu kanseri tetiklemesinin yanı sıra bir nörotoksin olarak da tehlike arz ediyor. Yani beyin sağlığı açısından son derece zararlı. Tehlikeli uyarıların ciddi alanların yapabilecekleri tek şey bu kimyasalın kullanıldığı ürünleri ayırt edebilmek. Çünkü resmi raporlara göre sağlıklı olan florfenuron hormonunun kısa vadede yasaklanması zor. Satın aldığınız karpuzu kestiğinizde içi boşluk boşluk ve kesik kesikse sakın yemeğin atın. Eğer karpuzu kestiğinizde bu durum ile karşılaşırsanız karpuza daha hızlı şekilde büyümesi için florfenuron kimyasal maddesi kullanılmış olabilir. İddialara göre karpuzun içindeki çatlaklar çok büyük bir tehlikenin habercisi. Bu çatlaklar florfenuron adındaki büyümeyi arttırıcı kimyasalın sonucunda oluşuyor. Florfenuron, Amerika gibi bazı ülkelerde kullanımı resmi dairelerce onaylanmış birkaç hormon maddesinden birisi. Ancak bu kimyasalın sanıldığı kadar masum olmadığını söyleyenler de var. Florfenuron hormonunu tespit etmenin birkaç yolu var. Bu yöntemler konu üzerine kafa yoran hormon karşıtı aktivistler tarafından ortaya konmuş. Hormon karşıtlarının dikkat çektiği en önemli belirti meyvenin yapısında meydana gelen çatlaklar. Florfenuron büyümeyi hızlandırdığı için hızlandırılmış büyüme sonrasında bu çatlaklar belirgin olarak görülüyor. Yani karpuzun içi boşluk boşluk ve kesik kesikse biliniz ki kimyasal kullanılmıştır. Bu kimyasallar büyük oranda sağlığınızı tehlikeye sokabilirler. Bunun için mutlaka karpuz aldığınızda dikkatli olun. Konuyu arkadaşlarınızla paylaşıp onların da öğrenmesini sağlayabilirsiniz. Mükemmel karpuzu seçmenin en basit yolu sizce ne olabilir? Meyveniz olgun ve parlak görünecek ama florfenuron kullanılan meyveler doğalları gibi hatta bazen doğallarından daha canlı ve olgun görünebilir. Bu görüntü albenisini yüksek ürünlere sebebiyet verse de iş tat konusuna gelince durum değişiyor. Canlı ve olgun görünen karpuz ısırdığınızda yavan bir tat veriyorsa maalesef florfenuron veya benzeri bir hormona maruz kalmış olabilir. Çünkü zamanından önce olgunlaşan meyve kendi aromasını geliştiremeden hasat ediliyor. Kullanılan hormon karpuzu zamanından önce olgunlaştırdığı için bu durum meyvedeki su oranını da etkiliyor. Meyve olması gerektiği zamandan önce olgunlaştığı için bünyesinde yeteri kadar sıvı barındıramıyor. Parlak kabuğun altındaki kırmızı renge de dikkat etmelisiniz. Florfenuron hormonu meyveyi o kadar çabuk olgunlaştırıyor ki karpuzun sevdiğimiz kırmızı rengi tam olarak oluşamıyor. Canlı ve parlak görünen kabuğun altından çıkan bu beyaza çalan kırmızı maalesef büyüme hormonunun belirtilerinden. Hormonun sonucu olarak vaktinden önce olgunlaşan karpuzun çekirdekleri alışık olduğumuz siyah renkten çok uzak. Hormonlu karpuzlarda siyah ve kalın çekirdekler yerine beyaz ve ince çekirdekler görülüyor. Ancak bu beyaz çekirdek tüyosu sadece normal karpuz için geçerli. Bunu beyaz çekirdekli karpuz cinsiyle karıştırmayın. Amerika ve Çin bu hormonun kullanımında başı çeken ülkeler. Sağlık riski almak istemeyenlerin ithal besinlerden uzak durmasında fayda var. Uzmanlar koyu yeşil renkte güneş yanığı olmayan vurulduğunda tok ses çıkaran karpuz alınmasını öneriyor. Ayrıca tırnakla hafifçe kabuğu kazındığında yeşil kısmı kolayca çıkan şekli simetrik olan karpuzlar olgunlaşmış olarak kabul edilirken toprakla teması bulunan kısmının renginin ise açık sarı olmasına dikkat edilmesi öneriliyor. Tezgahtan kesmece karpuz alınacaksa içinin renginin parlak kırmızı, çekirdeklerin de küçük ve koyu kahverengi veya siyah renkte olmasına dikkat edilmesi isteniyor. Sağlıklı ve hormonsuz karpuz yavaş yavaş tükense de ülkemizde hala iyi karpuzlar var. Umarız ki bu iyi karpuzlar size denk gelir. Şimdiden herkese afiyet olsun.